Neval Hanımcığım, siz 10 tane yufka üst üste koyup açtınız. Siz tatlınızdan... Seba, Neval değil. Pardon, çok özür dilerim. Seba Hanımcığım, siz 10 tane beze üst üste koyup açtınız. Evet, siz kaç tane açtınız? Ben tek tek açtım. Kaç tane açtınız ama? Hem de nasıl iyice açtığımı Gürbüz gördü. Peki kaç tane açtınız? 4, 5. 5 mi? 5 mi? Yani kırık oluyor normalde benim açtığım baklava ama bir gün o gün aceleden tabii 2 tane ayarlayamamış tabii olabilirim. Tabii ki normaldir. Yani 600, 20-20 olarak yapıyorum ben. Hani altına 20, üstüne de arasına cevizi. Sen ya bilmiyorum, benim hakkımı yediler Zuhal Hanım. Yediler. Yani yediler, herkes biraz de. Hakkı yendi zaten. Gene yani, güzel puanlar Fikret'ten geldi. Ama en başta benim yani. Fikret Bey de benim buyurun. Hakkımı bunlar yedi. Bunlar tek tek açıldı. Ha, tek yufkadan. Tek yufkadan. O kadar ufak mı açtınız tek tek yufkaları? Hayır, büyüktü. Büzüyoruz ya. 4 tane yufka açmışsınız. Büzülmüş hali. Evet. O, onun ince yani hale getirilmek ama bir yufka sizin vaktinizi alıyor Sema Hanımcığım. Aç benim pardon onun dilimlenmesi bile yarım saat alıyor ufak ufak. Yarım saat mi? Yarım saat de mi dilim? Misal. Misal diyelim. Yarım saatte dilimleyemezsin canım. Ama kadar şimdi zor ya, onun kesmesi de zor. Zor tabii canım. Elmas. Yani tek tek büyük tepsiye ben ufak bir tepsi de yapıp daha çok kesebilirdim. Ve şekilleri güzeldi. Daha az güzel, yorulurdu. Güzeldi, hakkını cevap verme hakkı daha çok olurdu. Yorgunluktan inen cevap bile veremedim o gün. Düşün o kadın ondan şey yapamadı. Veremedi cevap. Evet. Burada da ihaleyi baklavaya bıraktınız Sema Hanım. Çorbada da yoğurda atmıştınız. Çorbada da yoğurda atmış. Ama lezzetleri güzeldi. Neval Hanım şimdi bakmayın. Bunu da itiraf edin. Bütün lezzetler güzeldi. Bütün lezzetler böreğim güzel değildi. Güzeldi. Güzel değildi Sema Hanım. Pilavı hayal ettim de Sema, şu anda. Bakın, değildi. Siz kendinizi öyle kabullendirebilirsiniz ama inanın güzel değil. Yani güzel olsa puan ama bu şekilde olmaz zaten yani. Bilmiyorum. Herkes düşük puan verdi. Bir tek Neval Hanım ben falan değil ki yani. Herkes düşük puan verdi. Neval Hanım zaten çok düşük vermedi. 6. Yani 6-7 evet. Verebilirdi. Siz Yeliz Hanım'la 5 puan verdiniz. Tamam bakın. 5 puan verdim. 6 puanı kabulleniyorsanız demek ki tüm yemekleriniz 4-4'lük değildir. O zaman 9'un aşağı diyorum. Kabul etmemeniz gerekir. 9'u bak yanlışlarımı da söyledim. Onun için 9 demiyorum bakın. En az 7 olması lazımdı. 7'lik değildi. 7'lik değildi. 7'lik değildi lütfen. Ama 7'lik değildi. Sen 5 verdin. Evet 5 verdim. Çünkü 7'lik değildi. 7'lik olmadığı için 5 verdim. Bence 5'lik de değildi. Yani. 5'lik de demek değildi. Ki ben doğru puan vermişim Sema Hanım. Sema Hanım güzel olanlara güzel diyoruz, olmayanlara olmadı diyoruz. Kendi yemeklerimiz için de geçerli. Baklavanın evet. Hakkını verdik değil mi? Dilimlerini bile hani Zuhal Hanım söylerken hani ben de bir, evet doğru dedim, güzel evet. Dedim. Ama çorbada... Çorbada kesilmiş dediniz ama lezzeti de yine de... Çorbadaki problemi yoğurda bağladınız. Ya. İlk günkü savunmamanızı baklavaya bağladınız. Peki içindeki bir sonraki turda neyi nereye bağlayacağız? Patateslerden, köftelerden, bunlardan niye konuşmuyoruz Neval Hanım? Efendim? Neyden? Patatesinden, köftesinden, patatesi pişmiş, köfteleri güzel olmuştu, lezzeti iyiydi. Köfter olmamıştı ki Semacığım. O çiğ köfte hala olmuş. Çorbanın içindeki köfteden bahsediyorum. Hayır, ben de çiğ köfteden bahsediyorum. Şimdi çorbanın içindeki köfteleri ayırırsan çorba diye bir şey kalmaz. Sadece köfteleri de yiyemeyiz. Yani bazen işte oluyor ya kesilme ama pek hissetmiyoruz tadında ve görüntüsünde. Evet. Bir nevi kabul edebiliyoruz ama seninki baya evet. Baya kesilmişti yani. Köfteleri güzeldi ama işte bir şeydi mesela dün de Fikret'in tatlısı güzeldi ama formu tutmamıştı. Çok azdı miktarı evet. Dökülmüş dolapta. Yani işte yarışmacılar da bazen tabii ki kesmekte haklı oluyorlar. Şimdi tam olarak olsa zaten tam puan verirler diye düşünüyorum. Evet. Ama bazen işte bu hafta maalesef her hafta oluyor da tam olmuş yemeklere bazen maalesef tam puanlarını göremedik. Ya, olmuş yemeğe de vermediniz tam olarak. Yani bir Fikret'in puanları güzeldi tam olarak. Neval'in de fena değil. Ben de onu diyecektim. Benim de çok düşük değildi aslında Zuhal Hanım. Yok çok düşük değildi. Ben açıkçası bu 4 günkü kalitemi 5. günde korumaya devam edeceğim. Evet Yeliz Hanım'la problemler yaşamış Kuantik. Olabiliriz. Evet hakikaten ama. Problemler yaşamış olabiliriz. Onu seveceğim anlamına asla gelmez ama puan da hakkını vereceğim.
Bravo. Ben hep bunu söylüyorum. Birbirinizden haz etmeyebilirsiniz. Tabii ki hoşlanmayabilirsiniz. Zorunda değiliz tabii ki. Değilsiniz. Burası arkadaş bulma programı değil. 75 bin TL herkes de rakip. Bir bilenir insan. Hele de i̇nsan bir rakibi niye sevsin? Yıldızın barışmaz, takışırsın. Olabilir. Biz bunları normal karşılıyoruz. Anlayabiliyoruz. Fakat benim hep söylediğim bunları dışında tutarak yemekleri değerlendir. Bu bir çünkü yemek yarışması. Doğru. Ben masanın başında ondan dem vurdum zaten. Ya yani bir tavırla oturuldu. Güzel olan şeyleri bile güzel değil dendi. Bir takdir edilmedi. Anladım teşekkür yani ederim. Yeliz'den çok haz etmemiş olabilirsiniz. Ama şimdi bu yemeklerine, olan yemeklerinin de önüne geçmemeli. Ben her gün söylüyorum hoş bunu. Sadece bugün söylemiyorum. Bugün birazcık daha hissettik onu. Öyle diyeyim. Buyurun baklavamızı. Bıçak yok mu tatlı bıçağı? Ay Zuhal Hanımcığım. Ay Yeliz Hanımcığım ne oldu ya? Şimdi yok muydu takımda? Ne oldu? Unutmuşuz. Ha unutmuşsunuz. Tatlı bıçak. Demek ki neymiş? Talihsizlikler yaşanabiliyormuş. Aynen öyle. Kabul etmek gerekiyor. Ve bugün son gün, cuma günü, hani final günümüz. Siz de çok yükseklerden bozulmasın diye hani ben bıçağımı buradan artık kullanıyorum. Kullan hiç hani önemli değil. Şey bozulmasın ya bazen takımlarda parçalar da eksik olabilir de. Ama tabii şimdi burada bir baklava var ve de şey bir baklava. Teşekkür ederim. Kesilip yenilmesi gereken hemen bir tatlı. Fakat şu hareketi yani şu çalışmayı Gümüş Gold ben yapsaydım Yeliz Hanım'ın kıyametleri kopartacağına o kadar eminim ki ne biçim modelist, ne biçim tasarımcı, ne biçim meslek beni duvardan duvara toslayacaktınız Yeliz Hanım. Masana demiş değil mi? Evet. Moda masama, tasarımcı çiçeğime, her şeyime. Yani mesleğime, mahremime, bekarlığıma kadar yorum yaptı. Ya bu kadar acımasızlık ya bilmiyorum. Yakıştıramadım. Yakıştıramadım. Sizin İnsan görüntüsü kadar her şey çok güzel. Kalitesini, karizmasını da değil mi? Karakterini de konuşturmalı. Birbiriyle eşleştirmeli. Olmadı Yeliz Hanım. Siz kaliteden bahsetmeyin bence. Ben kalitenin vücut bulmuş haliyim. Burada da bugün hakkını vereceğim puanla. Bence puana kadar sabredin öyle kalışın Yeliz Hanım. Ben puanımda kalitemi de karakterimi i̇nşallah de ortaya koyacağım. İnşallah adaletli verirsiniz. İnşallah bu emekleri görüp şimdi ben siz olmadığım için adaleti görürsünüz sonunda. Bu arada tatlımız güzel görünüyor. Bakın tartışmamızın üzerine bunu söyleyebiliyorum. Afiyet olsun, afiyet olsun. Görünüyor mu öyle mi? Daha tatmadım. Tatlı hemen ben. Tadalım. Tamam. Evet. Göründüğü gibi değil bence. Nasıl? Göründüğü gibi değil. Değil mi? Sen yedin mi Sema? Yedim. Baklava ustası var aramızda sayılır baklava yani. Baklava ustası Sema. Şerbeti çekmemiş. Evet. Sert. Kuru. Maalesef. Olmamış mı? Ben de aynı fikirim. Şöyle görünüyor Zuhal Hanım bakın, zaten. Şerbet çekmemiş. İçleri kuru. Hiç şerbet çekmemiş. Eyvah eyvah. Şerbetin tadı falan açılımı. Şeker oranı keliği güzel. Şeker oranı güzel. Fakat hani dediğim gibi içini hiç şerbet çekmemiş. Yeriz anında olmamış yani. Evet hiç şerbeti yok. Olmamış. Zuhal Hanım. Pardon. Yeliz Hanım, ben size sürekli muhatap alıyorum ama kusura bakmayın. Teşekkür ederim de şimdi yarışmacılara bir şey yönelttiğiniz için onların cevabı lazım. Şimdi siz soruyorsunuz ya cevap verme hakkı sanki sizeymiş gibi. Sanki benim, sanki ben de ben yapmışım gibi bir nevi şey, misyon yükleniyorum. Sahipleniyorsunuz. Şerbetini çektirememişim demek içine. Hay Allah nerede orada hata yaptıysam.